Günaydın. Daha doğrusu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. Hepinize merhabalar. Şu an sabah olduğu için öyle söylüyorum. Fethiye'den ayrılıyoruz artık. Güzelliğe, güzel manzaraya veda ediyoruz. Yaklaşık 5 ay oldu Fethiye'ye geleli. Şimdi önce 1-2 gün Didim'e uğrayacağız, orada kalacağız. Ondan sonrasında İzmir'e doğru geçiş yapacağız. Hadi artık yola çıkalım. Arabayı topladık, yükledik, çocukları yine baksımıza her zaman gibi koyduk. İleriden bir dönüşü yaptık. Ha, dönüyor ya. Ufacık yerden döndük yani. Evet, her yerden dönüyor. Değil mi? Park sensörü. Evet, ben de arkaya geçtim, yatağa yattım. Park sensörlüğü. Park sensörlüğü yaptım, dat 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 diye. Şimdi artık gidiyoruz. Gidiyoruz. Yolu açarız, sesleniriz o zaman, değil mi? Olur. Fethiye, kendine iyi bak. Görüşürüz Fethiye. 5 aydır bize evlilik yaptın. Kendine iyi bak. Görüşeceğiz. Geleceğiz bakalım. Belki 3 aya, belki 2-3 seneye. Bye bye. Bafa Gölü. Didim az kaldı kız. Evet, çok az kaldı. Günaydın. Merhabalar. Biz Didim'deyiz şu anda. Ve Didim'e gelme sebebimizi göstereceğim şimdi. Şuradan güneş vuruyor, çok kötü parlıyor biliyorum. O yüzden hemen çeviriyorum. Didim be ya. Hello. Evimize ünlü geldi. Biz Didim onlara Yağcı. Geldik. Kerim Yağcı. Eşi Buse Yağcı. Şey, ayaklarımı uzatsam linç yer miyim? Yani burası YouTube, linç yersin. Evet, biz Didim'e geldik arkadaşlar. Burada arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Yolumuzu 50-60 kilometre uzattık ama değer, yani değdi. Tabii, ya, evet. Mazot parasını senden alacağım dönerken. Mazot parasını hallederiz ya, o şey yaparız. Alanlarımız var. Şimdi güzel bir koya gideceğiz. Orada bir kahvaltı yapalım dedik. Ve Berker Kaptan. Efendim? Nereye gidiyoruz? Akkum plajı galiba. Akkum mu? Duygusu öyle gösteriyor. Evet, Akkum plajına gidiyoruz. O zaman yerleşelim. Plajda görüşürüz. Kahvaltı hazırlarken sesleniriz. Şehri diyorum. Yok, karşıdan gelişli görüyorum. Kamerayla karşılayayım anlamında söyledim. Çıkarken yaparım. Of, deniz çok güzel görünüyor. Nereye getirdiniz? Sizi Akkum'a getirdim. Akkum bizim de geçen yaz keşfettiğimiz bir yer. Başka yerde denize giderken burada böyle derme çatma, ne diyorlar ona, salaş bir işletme sahibi kardeşim beni diziden tanıdı. Bir de Kadıköy'den tanıyormuş İstanbul'da. Geldi, dedi ki abi sen İstanbul Kadıköy'de değil misin? Evet dedim. Abi dedi bizim yerimiz var, bekleriz dedi. Sonra araya bayağı zaman girdi, pandemi o bu. Gelmedik. Sonra bir gün dedim ki bu sene niye gitmiyoruz? Çıktık buraya geldik. biz Didim'de sonrasında başka hiçbir yerde denize girmedik. Temiz bırakalım arkadaşlar sadece. Evet. Sadece temiz bırakmayı rica ediyorum. Yine pis yani, yine her yere bir şey atılmış. Maalesef ama en azından biz temiz bırakalım. Birleşiriz. Bak durumda çekelim. Burada bir otel var, büyük bir otel. Şu görüntüsü çok güzel ya. Sağ aşağı gittim mi oradasın belki. Direkt koya çıkardın, evet. Evet. Göbek koy burası. Hadi acıktık. İnelim kahvaltı yapalım. Bilmesem de göbek koy olduğunu. Düz iniyoruz aşağı. Var mı kimse? Evet. Var var. Çatılar var aşağı. Bir batırırsak var ya arabayı burada, çok uğraşırız. Şaka yapıyorsun. Vallahi billahi. Atar mı peki? Yani çamur var mı yok mu bilmiyorum. Orada çevirir miyiz? Aşkım istiyorsan in. Bir zemine bir bas. Zemin sağlam. Allah'ım deniz en güzel değil. Deniz çok güzel. Arabalar gitmiş hocam. Ya dört çeker var, bir şey var. Allah'ım. Şimdi siz olsanız başka bir denize Allah'ım yer. Dediği olur da. İnecek bakalım çok. Ya çıkın, iner de çıkmayın. İner ya, iner. Sen iner. Sen ne inatçı bir adamsın. Niye iniyorsun o zaman babacığım? İneceğim. Denize bakın arkadaşlar. Arkadaşlar çok heyecanlıyım arkadaşlar. Hoş geldin ya. Denizin güzelliği yalnız. Evet, Berker kardeşim.
Kahve gitti, kahve gitti. Kahve döküldü. Evet. Koskoca otobüsü bataklığa sokuyor. Allah'ın dediği olur. Allah'ın dediği olur. Her zaman. Türk düşünürü Kerim Yağcı'nın dediği gibi. Hoppa, ayak ayınıyoruz valla. Peki düzlüğe çıksan olay çözülecek. Ben de aynı anda kahve içmem pekala. Aynı sallantıyı çıkarken de yaşayacağız sadece. Ben çıkarken yürüyerek giderim eve. Beni ilgilendirmez. Pislik yapma. Ama buraya inmek çok güzel oldu. Ya en kötü gerisi alacağım ben buraya. Beni çekecek bir şey bulacağız. Traktör. 3-5 gün sonra çıkacağız tekrar. Ha, kalacaksın ondan... burada. Ya çıkamazsam kalacağım, ne yapacağım? Ondan yer hoşuma gitti diye saldın kendimi aşağı. Belli, biz bunu hissettik. Zeytin ağacının önünde de park ettin. Şuraya koyacağım da. Şimdi çevirelim şunu. Evet. İnmiş bulunuyoruz. Abi yukarıda keyif alamayacağız. Buraya kadar gelmişiz. Evet ya, çok güzel çünkü. Ulan oğlum hareket edeceğini söyledi, ayağa kalkmayayım o zaman. Kalk bakalım, oraya yerleşeceğim misin? Star adamı düşüreceksin. Ünlü düşmesi olacak. Ünlü... Ne diyor? Sen bir daha esprim yaptın. Bir daha söyle. Ünlü düşmesi olacak. Ya gerçekten mi? Allah. Mevtuş, Buse'nin yaptığı kötü esprileri gibi... Bence aşağı atalım. Bence... Burada Buse, bırakalım. Buse karavanı terk etsin diyenler parmak kaldırsın abi. Berker, sende de parmak göreyim. Ben şu an aynı anda cebelleştim. Direksiyonu kaldır. Ne gülüyorsun, espri yapmadım. Tamam. Şimdi... Bir yerleşelim 2 dakika. Hemen. Videolar açık kalsın. Videolar açık kalsın. Oğlum görmüyorum daha. Abi adam görmüyor, koca otobüs kullanıyor. Ben de anlamadım. Tabi tabi arabayla. Berker ben burayı beğenmedim ya, sen karavanı direkt denize yerleştir bence. Olur. Senin canın sağ olsun. Senin canın sağ olsun dedi. Mevtuş. Efendim. How are you? Fine. Evet, sola çevir. You. Sola çevir. Hadi geçin, birbirimizi aç. Çekelim. Perdeyi çek. Abi. Sağ park. Bir şey söyleyeyim mi? Yukarıdan çok çok daha güzel gözüküyor. Tabi buradan böyle gözüktüğü için anlamıyorsunuz ama. Tamam kardeşim. Burası çıkmasa da kalırım ben burada çok. Maldiv yani. Öyle diyeyim. Ben sana diyorum. Hoş geldiniz. Attention please. Berker kaptan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok güzel. Kapatayım. Çok güzelmiş. Hocam biz boş koyduk. Seni nereye getirdim? Akkum. Akkum. Evet, burası Akkum. Ama bir şey değil mi? Burada ömür geçer. Çok iyi değil mi ya? Baksana. Şöyle şuradan indik. Şuraya. Yine tabii bahsettiğim işte çöp olayı maalesef buralarda da var. Bulgurcular var. Çok güzel ama deniz ya. Bulgurcular. Yılmaz yine. Acıkmadık mı? Erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez. Acıktık tabii ya. Hadi kahvaltı hazırlayalım. Karnım. Ben fırında taç alıyorum. Mevtuş! Efendim? Ne yapıyorsun? Domates keseceğim. Bu muydu yani? Evet, domates keseceğim. Kahvaltı yapacağız. Acıktık, acıktık, acıktık. Siz nasılsınız efendim? Açız. Açız. Siz efendim? Allah'ıma şükürler olsun. Hamdolsun. Yer güzel ama. Yer mükemmel güzel. Yer. Bir de çıkarsak güzel, daha güzel olacak diye düşünüyorum sadece. Orası... Allah'ın dediği olur. Allah'ın dediği olur. Bence de. Şey yaptım ben ya zaten. Dedim çıkamazsak da kalırız burada. Bence kalmalısın zaten. Gitmem lazım ona. Ya onu biliyorum ama ben sana ilk buraya getirirken ne söyledim kardeşim? Yok, yer çok güzel. Kışın daha güzel hatta. Benim mahallemi işgal etme. Git orada kal dedim bana, evet. Mahallemde kalma dedim, doğru söylüyorsun. Mahalleyi ne yapacaksın dedim sana. Betonun üzerinde oturup ne yapacaksın? Git biraz evet. Deniz kokusu al. Ne bileyim yani. Değişik deniz. Tamam yani günlerdir Fethiye'deyin. Yani ama... Ondan gidiminde önce, kendine dedi. Göre bir şekli var yani kardeşim. Ama insan denizden bakar mı? Biz bıktım biliyorum. Hani manzara tam. Evet, deniz işte. Bakın denizi görün. Her mutlu. Yer çok güzel. Evet, denizin rengi falan mükemmel. Tepeden bence o görüntüyü çekmelisin zaten. Çıkarken çekeceğiz onu. Hadi kahvaltı hazırlayalım. Açayım aç. Kerim ya, sana bir şey soracağım. Buyurun. Sen Mardinlisin değil mi? Evet. Meskune diye bir yemek var biliyor musun? Kameranın önüne geçmeseydin iyiydi. Yok, görüyor, genç. Ha, ne bileyim, öyle bir geçim. Metfune diye bir yemek var biliyor musun? Metfune deriz ona biz. Metfune. Metfune. Diyarbakırlar yani. Metfune diyor. Mardinliler metfune derler. Metfune diyor. Ters. Metfune. T ile T'nin yerinden metfune. Patlıcan, et,
ekşi. Öyle bir şey. Açım aç aç. Açım hadi hadi muhabbeti bırakalım yiyelim artık hadi. Yiyelim diyor. Telefonu tabaklarınızı da verin çocuklar. Çocuk mu? Kendi çocuğunu karnında büyüt kardeş. Kendini yurt dışında hissettim biliyor musun? Ne diye? Afiyetler olsun efendim. Abi tüketmediğim şeyleri, bunları konuşmamıştık yalnız. Bu sözleşmede yoktu. Yok muydu bunlar? Beni buraya çağırırken sosis vereceğiz demediniz. Ne demiştik? Cambon mu demiştik? Her şey içine kaçıyor. Yemin ediyorum var ya tam bir... Ben bu oyunu bozarım. Ben bu oyunu bozarım kardeşim. Bana sosis demediler. Ne dediler? Ne dediler? Havyar mı dediler? Hayır olur mu? Bir kere avokado olacaktı. Domates salatalık yoktu. Kendini linç getirmek istiyorsun değil mi? Sana küfresinler istiyorsun değil mi? Severiz. Etsinler. Çünkü? Küfre girer. Canım, arkadaşlar sağlık. Biz yemek moduna geçiyoruz. Hadi Meftuş. Hadi. Oraları kes alalım. Kesmeyeceğim direkt koyacağım. Bakalım. Otobüsümüz buradan çıkabilecek mi? İnerken bayağı zorlandık. Şu an çıkabilir miyiz diye çok korkuyoruz. Hayırlısı. Çıktı. Kapı açıldı. Bekle beni. Güzel bir gün geçirdik. Sizi canlı canlı tanıma fırsatını bulduk. Çok eğlendik. Hoş sohbetiniz için teşekkür ederiz. Videomuza dahil olduğunuz için teşekkür ederiz. Biz artık Didim'den ayrılıyoruz. Var mı bize söylemek istediğiniz bir şey Kerim Bey? Vallahi iyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Yani sosyal medyadan tanışıp anlaşabildiğim insanlar olması beni mutlu ediyor. Size YouTube hayatınızda başarılar diliyorum. İyi ki geldiniz. Bizi mutlu ettiniz. Bizim için de böyle uzun zamandır bir sosyalleşme gerekiyordu. Sayenizde biz de biraz sosyalleşmiş olduk. Biz de aynı şekilde sizle sosyalleştik. Çünkü ne zamandır İnsan görmüyorduk. Evet güzel olmuş. O yüzden biz de size uğrayıp ilk sosyalleşmeyi sizle atlatıp İzmir'e gidiyoruz artık. Bundan sonra bereketli olur. İnşallah. Hadi İzmir'e bekliyoruz. Güzeller güzeli Buse bize çok güzel yemekler yaptı, poğaçalar yaptı. Ellerine sağlık. Öyle işte. Biz de çok seviyorum sizi. Biz de çok memnun olduk. Buse zorla söyletiyorlarsa gözünü kırp. Şaka şaka çok seviyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. İzmir'de görüşürüz. Görüşürüz. Berker'cim, kaptanım. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Bize de artık iyi yolculuklar. İzmir'e gidiyoruz. Bir akşam daha bir adada kalırız muhtemelen. Ondan sonra İzmir'deyiz. Onu da paylaşırız bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Tekrar görüşmek üzere. Hadi. Bir gece Kuşadası'nda konakladıktan sonra artık İzmir'e doğru devam ediyoruz. Hadi gidelim. Evet. 450 kilometre ve yine bir fulleme operasyonu. Bakalım kaç para alacak. Hala gidiyor. Hala gidiyor. Ah ah. Bakalım kaçta atacak. Şu an 1400. Hiç durcuğa benzemiyor. Sonu yok galiba bunun. Durmayı düşünmüyor.
Hedef 2023 diyorsun yani ha? Bedel ödendi vallahi resmen. Abi çok teşekkürler. Kazansın herhalde. Eyvallah sağ olsun. Spotlarımız şeydi. Normal 220'den kullanılanlardı. 10 volt gibi, 11 volt gibi çalıştığı için yoldayken yavaş yavaş zamanla hepsi patlamıştı. İzmir'e gelince onların hepsini tekrardan 12 volt ledlerle döşettirdik. Şimdi onları da takacağım. Spotlarımızı da yenilemiş oluyoruz. Bir de şuraya bir tane IP kamera taktık. İçeride biz yokken olup biteni de izleyebilelim. Aynı zamanda kayıt altına alalım diye bir tane de kamera taktık içeriye. O da bayağı iyi oldu yani. Telefondan direkt kontrol edebiliyoruz. Oh. Videoyu nerede kalmıştı? Kuşadası'ndan İzmir'e gidiyoruz demiştik. Şu çok komik, çok şu komik an ya hera şu an. Evet. Şimdi bunu videonun sonuna ekledik muhtemelen. İzmir'e geldik. Kız göbeği sertmiş ya bunun. Konsantre. Size şöyle göstereyim. Bunu tabii ondan sonraki video niye biz burada şu an böyleyiz onu göreceksiniz. Hera'nın haline bakın şu an. Hera. Göbeği sarkmış yandan. Hera. Pişt. Yapma aşkım düşer. Hera. Neden bu kadar çok otobüs var diyeceksiniz. Sanayi. Sanayideyiz. Şimdi şöyle anlatalım. İzmir'e geldik. İzmir'e geldiğimizde tabii ki de şu siz bunu muhtemelen izlemişsinizdir şu anda. Yani ne kadar yaktığımızı, ettiğimizi görmüşsünüzdür. Geldiğimiz gibi aslında o videonun sonunu, bir önceki videonun sonuna eklemiştik. Satıyoruz demiştik. Evet, arabayı isteyen varsa satıyoruz ama kim alacak bu piyasada mantığında devam ediyoruz. Biz zaten daha önce söylediğimiz planın içerisinde kalmaya aslında bir nebze çalışıyoruz. Hem de alana bir faydamız dokunsun istedik. Yani almak istiyorum. Aslında faydamız dokunsun. Yani biz yapılması gereken ne varsa aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. İşte spotlar değişti. İşte kamera takıldı. Onu bu videoda bahsetmişim de. Şu anda da mesela sanayideyiz. Bunu siz bir sonraki videoyu izleyeceksiniz. Çünkü şu an daha ben bu videoyu çekerken yeni sanayiye geldik. Biraz sıradayız şu an. Sıra bekliyoruz. Biraz yoğun bir yer burası. Yani 403 karavan gibi. Keyfi hizmete mahsustur. Öyle mi yazmış? Öyle yazmış. O yüzden de siz bunu bir sonraki video göreceksiniz. Şu an sanayideyiz. Yapılacak işlemlerimiz var aracımıza. Bunların hepsini size bir sonraki video göstereceğiz. Bizim yani aslında planımızın içerisinde izlediğimiz gibi ama aracı almak isteyen varsa da araç satılık. Fiyat evet 1 milyon fazla olabilir. Bir tane daha örneği yok şu anda. Bulmaya kalksan uğraşırsın. Bunun 6 ay, 7 ay, 1 ay, 1 sene, 2 sene hala uğraşanları var biliyorsunuz yapmak için. Yani fiyat konusunda ben çok polemiğe girmek istemiyorum. Zaten keyfi şey yani şey bir satış değil aynen bu. Yani mecburi aman yandım öldüm satıyorum satışı değil. Aynen öyle. Ben burada işlerimi yaptırırım. 2 ay İzmir'de kalırım. Biraz para toplarım. Bir depo mazotluk mesafe giderim. Beklerim. Bir depo mazotluk mesafe giderim. Beklerim. Benim için çok problem değil. Sadece daha hızlı gezebilmek için aslında öyle bir hareket yapalım istedik. Ama bakıyoruz. İlanlara da baktım ettim. Satsam ne alacağım? Yerine ne koyabileceğim? Aynı yolları nasıl yapabileceğim? Hiçbir fikrimiz yok. Yani aracımızdan memnunuz. O yüzden hani satıyoruz. Evet isteyen varsa biz de ulaşabilir. Fiyat budur. Teklife açıktır ama kalkıp da saçma sapan. Ya bu araba zaten yazın 750 bin lira mıydı? 775 bin liralara kadar teklif gördü yani. Yani. Kalkıp da bunu abartmanın da alemi yok. Neyse. Bir sonraki videoda yapılanları göstereceğiz size. Bayağı şu an bayağı ağır bakıma soktuk aracı. Bizim bu bahsettiğimiz hızlandırma, serileştirme işlemi için de şu an aynam amruti değişecek. Yani aynam artı veya şanzımanla oynayacağız, edeceğiz. Hızlandıracağız aracı biraz daha. Yakıt düşecek. İşte %23'lere falan düşecek yakıt biraz da. Yolda da rahat gidecek araç. Yapılacak diğer vır kıvır ne varsa gereken hepsi yani İran'a gitmeye hazır hale getirilecek. Ondan sonrasında kazanca bağlı. Bir iş yaparız, kazanırız, devam ederiz. Çok problem değil. Haftaya yeni videoda. Gelecek videoyu da biliyorsunuz artık. Sanayi videosu gelecek. Evet. Eskiye dönüş. Yine sanayi sanayiden videosu. Seslenmiş olduk size bugün ya. Valla. Herhalde bir iki gün sanayide yatacağız ama. Yoğun sanayi çünkü. Sanayi hiç özlememişim. Evet hiç özlememişim. Ama bu sefer evimizdeyiz gerçekten ya. Gerçekten özlememişim yani. Bu sefer evimizdeyiz. Rahat rahat oturuyoruz şu ya anda. Ya tabii canım aynen. İstesem temizlik yapmam gerekiyor. Temizlik yapmam evet lazım mesela. O zaman evet. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz.